Araç sigortası tabii Amerika'da zorunlu. Zorunlu bir sigorta. Bir mesela isteğe bağlı bir hayat, bir sağlık sigortası gibi değil. Kanuni olarak bir aracınız varsa, Amerika'da ehliyetiniz var ve araç kullanıyorsanız mutlaka o aracın bir şekilde sigorta olması gerekiyor. Aksi takdirde zaten araç trafikte olamaz. Kanuni olarak trafikte kullanılamaz. Trafikten men ederler. Polis görürse ceza yazar gibi sıkıntıları var. Eğer sigortasız araç kullanıyorsanız ve aynı zamanda ehliyetinizi değiştirip çok daha fazla sıkıntılar oluşturabilir. Araç sigortası zorunlu. Tabii araç sigortasının içeriği var. Şimdi araç sigortası var, araç sigortası var. Aracın değerine göre, ondan sonra yaşamış olduğunuz eyalete göre, ondan sonra aracın lease veya finance kredili alınıp veya size ait olmasına göre farklı şekilde sigorta poliçeleri düzenlenebiliyor. Tabii araç sigortasında her eyaletin kanuni olarak belirlemiş olduğu bir minimum limitler var. Mesela genelde bu 15 bine 30 bin, 15 bin dolar 30 bin dolar minimum liability limittir. Şöyle söyleyebiliriz ilk önce araç sigortasını ikiye ayırabiliriz. Bir liability denilen zorunlu Türkiye'deki tabiriyle zorunlu trafik sigortası. Mecburen yaptırmanız gerekir. Liability olan sadece liability sizden dolayı bir kaza olursa zarar verirseniz karşı tarafın hem yaralanma masraflarını hem aracın masraflarını karşılayan bir liability tarafıdır. Bir de tabii araç sigorta poliçesinin içinde çok farklı teminatlar da ekleyebiliyorsunuz. Bir de çok bilindik bizlerin dinine işlemiş full coverage denilen bir şey var. İkiye ayırmak gerekirse. Full coverage da kaskodur. Yani aracınızı kaza sizden dolayı olsun veya başkası size vursun veya aracınız çalınsın, yansın, her türlü bir hasar görmesi halinde sigorta firmasının koruması teminatı altındadır. Dolayısıyla araç sigortanızı iki farklı şekilde yapabiliyorsunuz. Bir tanesi liability, bir tanesi full coverage. Tabii araç sigortasını etki eden çok farklı şeyler de mevcut. Kişiye göre, eyalete göre, adrese göre, cinsiyete göre çok farklı şeyler olabiliyor. Değişiklikler olabiliyor. Peki araç sigortası yaptırırken hani direkt açtığınız zaman işte full coverage ya da liability diye ikisini direkt göremiyorsunuz. Orada işte hepsini ayrı ayrı teker teker limitler var, onları seçiyorsunuz. Burada yaptığınız işlemin full coverage ya da işte liability olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Çünkü ben bir sürü arkadaş biliyorum, parayı ödüyor, yaptığını zannediyor. Full coverage yaptığını zannediyor, sonra başına bir şey geliyor, bakıyor ki hiçbir şey yok ortada, sigorta bir şey karşılamıyor. Niye? Çünkü aslında öyle değilmiş. Orada biraz terimleri bilmek lazım. Hani yani mesela bodily injury nedir? İşte property damage nedir? Ondan sonra işte en bilindik tabiriyle mesela collision, comprehensive nedir? Şimdi mesela orada baktığınız zaman sigorta poliçesine comprehensive ve collision olması lazım. Eğer comprehensive ve collision karşısında işte bir deductible işte 500 bin neyse bir rakam varsa o full coverage'dır. Dolayısıyla aslında orada biraz terimleri bilmeniz lazım. İşte bodily injury, işte property damage, işte uninsured motorist mesela vurkaç meselesi o var mı yok mu? Dolayısıyla o terimleri bilirseniz aslında anlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. İşte bilmiyorsanız da işte orada bizim gibi sigorta agentları, brokerları devreye giriyor ve size açıklıyor. Bu nedir? Hani bu nedir? Hani alıyorsunuz sigortayı ama ne alıyorsunuz? Bilmiyorsunuz. Genelde maalesef insanların da en büyük sorunu bu. Sigorta alıyorlar. Evet sigortam var ama neyi karşılıyor bilmiyor insanlar. Dolayısıyla orada siz biliyorsanız, insanın kendisi biliyorsa mutlaka bilerek alması güzel. Ama bilmiyorsa da kendisinin internetten yapmaktan ziyade bir agent, bir broker aracılığı yaparsa o zaten genelde para, ücreti charge etmez. En azından ne aldığını bilerek almış olur. Dolayısıyla terimler evet orada önemli. Onu bilmek lazım. İçerini bilmek lazım poliçenin. Peki burada genel olarak sizin hani uyarıda bulunacağınız şunlara dikkat edelim noktasında belli şeyler var mı bununla alakalı? Benim şimdi araç sigortası noktasında veya tüm sigortalarda parantez içerisinde ne aldığınızı mutlaka bilin. Sigortayı alırken içerini bilerek alın. Çünkü hani sigorta tutulan görülen bir şey olmadığı için bilerek almak, teminatlarınızı bilerek almak önemli. Onun dışında araç sigortasında liability denilen yani karşı tarafa sorumluluk tarafı çok daha önemli bence. Çünkü niye? Yani dokunuyorsunuz, birisini arkadan çarpıyorsunuz. Normalde hiçbir şey yok fakat o kişi direkt gidiyor hastaneye. Ambulans geliyor. Dünyanın parası size sunuluyor. İnanamıyorsunuz ya ben dokunmuştum hani bir şey yoktu diyorsunuz. Fakat karşı taraftan gelen o liability kısmı çok daha yüksek meblağlarda oluyor.
Dolayısıyla insanlar araç sigortası yaparken o liability denilen karşı tarafa sorumluluk limitini eyaletinizin belirlemiş olduğu minimum kanuni değil, mutlaka mutlaka kanuni olan değil, bütçeniz ölçüsünde aylık 5 dolar 10 dolar fazla verin. Ama biraz daha yüksek, en azından 25 bin dolara kadar, 50 bin dolara kadar, 100 bin dolara kadar teminatlar alın. İnanın kendi aracınızı full coverage yapmaktan çok daha önemli. Aracınızın değeri 10-15 bin dolardır. Ama karşı taraftan gelen fatura sizi mağdur edebilir. Çünkü sigorta firmanız limitleri ölçüsünde ödeme yapar. 10 bin dolarlık bir teminat almışsınızdır. Karşı tarafa 50 bin dolar fatura gelir. 40 bin dolar size fatura çıkartırlar. Eğer eviniz varsa haciz gelir. Üzerinize gelirler. Karşı taraf çünkü geldiği zaman avukatla geliyor. Orada savunmanız sizin sigortanız olacak. O sigortanızda da liability tarafı çok daha önemli. İnsanların mutlaka 3-5 dolara değil, gerçekten böyle Amerika'da sigorta, özellikle araç sigortalarında kazalardan sonra çıkan masraflar çok daha yüksek oluyor. Ona dikkat etmeliler yani liability kısmına. Önemli bir noktaya değindiniz. Hani biz sigorta yaparken işte acaba başıma bir şey gelirse işte arabama bir şey olursa ne kadar alırım alamam gibi hesaplar yapabiliyoruz. Fakat burada dediğiniz hani özellikle Amerika'da gerçekten faturaların nasıl çıkacağını bilemiyorsunuz. Yani bazen küçücük bir şey bile gerçekten binlerle hep çarpılarak geliyor karşınıza. Tabii. Bunu herhalde dikkat etmekte bayağı İnsanlar fayda. mesela o kazadan dolayı işine gitmiyor. İşte psikolojik problem geçiriyor. Bunlar size mesela iş kaybı bile fatura olarak yansıtılıyor size. Sigorta firmanız dolayısıyla ödemesi gerekiyor karşıdan gelen. Tabii limitler ölçüsünde sigorta firmanız ödeme yapıyor. Ondan sonra size geliyor. Dolayısıyla emin olun minimum limitle bir üstü veya iki üstünün arasında belki aylık 5-10 dolar fark vardır. Yıllık 100-150 dolar mutlaka onun hesabı yapılmamalı. İnsanların liability tarafındaki limitlerinin yüksek olduğuna önem bence göstermeliler yani. Peki burada sigorta firması da önemli bir rol oynuyor zannedersin. Yani bakıyorsunuz bir sürekli mektuplar geliyor işte bize geçin şöyle iyiyiz böyleyiz gibisinden. Biz araç sigortası için bir firmayı nasıl seçmek lazım? Yani rastgele herhangi az para isteyeni mi yoksa neye göre bir kriterleri var mı onların? Tabii şöyle, sigorta firmalarının iyi bir sigorta firması olması önemli. Tabii bilindik, yaygın. İnternetten de bakabilirsiniz sigorta firmalarının rate'leri, public bir bilgi. Bilindik firma olması önemli. Çünkü firma bir de aynı zamanda ne kadar bilindik bir firmaysa daha da iyi rate'ler sunabiliyor. Bir de şöyle söyleyebilirim, tabii sigorta firması önemli. Fiyat noktasında da bir sigorta firmasının aynı zip kod, aynı yerdeki sunmuş olduğu bir fiyatla farklı sigorta firması arasında çok büyük fark olabilir. Dolayısıyla araç sigortası alırken birden fazla sigorta firmasından teklif sunan işte acentelerden teklif alabilirsiniz. Dolayısıyla aynı teminatları farklı firmalardan değerlendirip daha iyi alabilirsiniz. Mesela tek bir firmadan ziyade bilindik firmalar bunlar. Hani reklam olmaz. İşte Allstate'dir, State Farm'dır. Bunlar her yerde. Alırsınız teklif. Baktınız mesela çok yüksek çıkıyor. Aynı limitleri farklı bir acente üzerinden birden fazla sigorta firmasından teklif sonra acenteden aynı teminatları daha uygun alabilirsiniz. Ondan sonra sigorta firması o zaman bakarsınız. Mesela bir sigorta firmasından size teklif geldi bir acenteden. Bakarsınız tabii internetin iyi firma mı, güvenilir firma mı? Ona göre tercih yapabilirsiniz yani. Bazı eyaletlerde lokal firmalar olabiliyor. Lokal sigorta firmaları. Sadece o eyalette sigorta yapabiliyor. Fakat şimdi eyalet dışına çıkıyorsunuz. Sıkıntı bir kaza olduğu zaman biraz hani claim zamanında kaza sonrası sıkıntılar olabiliyor ufak firmalarda. Dolayısıyla benim tavsiyem araç sigortasında bilindik Amerika'nın 50 eyaletinde hizmet veren sigorta firmalarıyla evet poliçe yapmak önemli. Peki mesela bir kaza yaptınız. Bazen küçük bir kaza olabiliyor. İşte dediğiniz gibi dokunmuş olabiliyor ya da ne bileyim. Orada kişiyle anlaşıp yani olayı hiç sigortayı devreye sokmadan çözmek mi daha mantıklı çözebiliyorsa yoksa her halükarda sigortayı çağırıp göstermek mi gerekiyor? Orada kazanın büyüklüğüne göre biraz, bir de karşı taraflı olan diyaloğunuza bağlı değişir bence.
Çünkü gerçekten ufak bir hasarsa gerçekten hani sigorta firmasına hani claim etmeye, dosya açmaya gerek duyulmayacak bir şey ise anlaşmak daha makul olabilir. Niye? Bu şekilde sigorta poliçenize işlemez. Sigorta geçmişinize işlemez o kaza. Dolayısıyla çok daha uygun bir şekilde hani o kazadan kurtulursunuz. Hani çok çünkü sigorta firması üzerinden gittiğiniz zaman ufak bir dokunuş olsa da belki cebinizden yapmışsınız o 250, 300, 500 dolarken sigorta firmasından gittiği zaman 3-5 bin dolara çıkabiliyor. Tamirci çok fazla yüksek rakamlar istiyor sigorta firmasından. Sigorta firması da sizin historinize, ehliyetinize işliyor bu kazayı. Ondan sonraki 3 sene minimum sigorta ödemenize yüksek geliyor. Sadece sigorta firmasından değil, gidin B firmasına gidin. B firmasına gittiğiniz zaman da mesela gözüküyor. Niye? Artık ehliyetinize işliyor kaza. Dolayısıyla karşı tarafla biraz anlaşmanıza bağlı olarak değişir. Fakat baktınız karşı taraf çok şey değil, anlaşma tarafı değil. Özellikle işte mesela sorun çıkartabilecek gibi görüyorsanız kesinlikle orada tavsiye etmiyorum. Her şey legal olmalı. Verin sigorta firmaya raklarınızı. Yaptırsın sigorta firmasına uğraşmayın. Diğer taraftan da hani, ikna etmeye çalışıp hani ondan sonra sizi daha farklı sıkıntılar açabilir insanlar. Peki merak edilen bir nokta. Şimdi sigorta para ödeniyor. Niye işte bir kaza yaptığım zaman o masrafları karşılasın. Hani bana problem çıkarmasın gibisinden. Kaza yapıldığı zaman da tamam sigorta firması belki ödüyor ama sizi daha sonra bunu sizden fazlasıyla geri yani o size o anda verdiği belki poliçenizi arttırarak ya da sicilinizi işleterek ne bileyim sizden kat be kat fazlasını alıyor bir noktada. Hatta bir iki kaza yapıldığı zaman bir tanıdığım başına gelmişti. Sigorta şey kendisi iptal etti. Sen işte çok riskli bir adamsın, sürekli kaza yapıyorsun. Ben seninle devam etmek istemiyorum gibisinden. Yani sigorta normalde hani sizin belki bir kurtarış simidinizken bir noktada kendisi de başınıza bunu açabiliyor. O fiyat artışlarıyla ya da ne bileyim işte sigorta dışına ataraktan. Bu biraz böyle sigortacılık mantığıyla çelişmiyor mu acaba sizce? Ne diyorsunuz? Evet. Şöyle, evet sigorta firması kazadan sonra bir ödeme yapıyorsa sizin de historinize işlediği için o ehliyet numaranızı sizi riskli sürücü olarak gördüğü için sigorta firmaları da o riski alırken yüksek fiyatlar sizden talep edebiliyor. Ben şunu talep ediyorum. Yenileme zamanında mutlaka sigorta farklı bir sigortaya geçin. Mesela baktınız sigortanızda bir artış oldu. Sigorta firması o poliçe süreçte içinde bir kaza yaptınız ve kendi sigorta firması ödeme yaptı. Bir artış gördünüz. Mutlaka bir renewal öncesi, bir yenileme öncesi farklı firmalardan teklif alın. Farklı firmalardan almış olduğunuz teklif o firmadaki artış kadar yüksek olmayabilir. Çünkü o firma evet ödeme yaptı. Ve sizi bir sonraki dönemde daha riskli olarak gördüğü için yüksek veriyor. Orada o artışı minimuma indirebilirsiniz. Farklı firmalardan teklif alıp geçişler yaparak. Ama sigortanın doğası bu. Biraz maalesef sigorta firmaları da yükselterek özellikle şu da fark var. Mesela bodily injury denilen özellikle mesela kaza yaptığınız zaman o kişi bir ambulans geldiyse, bir hastaneye gittiyse o zaman çok daha fazla artış oluyor. Yani normal dokunmuş olsanız dahi o kişinin hastaneye gitmesi sonra bir bodily injury hasarı verdiğinizi gösteriyor. Bu şekilde ehliyetinize puan olarak çok daha fazla puan işliyor. Çok daha yüksek rakamlar sizden talep ediliyor. Bütün sigorta firmalarında. Yani orası gerçekten ilginç. Normalde sigorta zaten kaza yapma riskin var diye sigorta ödüyorsun. Sonra yapınca Evet. da sen risklisin diye ayrı bir tanım giriyor işin içine. Fiyatlar değişiyor. Tabii. Aynen. Orada biraz büyük firma, küçük firma farkı da var. Küçük firmalar bunu daha çok yansıtır. Büyük firmalar çok daha büyük bir havuz olduğu için, çok daha fazla poliçesi olduğu için oradaki o riski çok daha eritebilir veya size yansıtması çok az olabilir. Orada büyük firma ehemmiyeti orada ortaya çıkabiliyor o artış noktasında. O şekilde. Ya sigorta firmaları da malum kazanç yapmak için yükseltiyorlar yani. Peki sigorta şirketleri yani araba sigortası yaparken araba sigortası daha çok büyük sigorta şirketleriyle komisyon üzerine çalışıyorlar. Sigorta yapılan kişiden çok bir ücret talep etmiyorlar anladığım kadarıyla.
Bu noktada hani insanlar ya ben yaparım kendim doldurayım gibisinden değil de belki işte gerçekten gidip bu işi yapan bu işte uzman şirketlere danışıp belki ücretsiz yani kendi adına ücretsiz hizmet alabilirler şimdi. Tabii ki sigorta acenteleri, araç sigortası yapan acenteler sigortalıdan ücret talep etmez. Bunu insanlar bilmiyorlar. Dolayısıyla şunu düşünüyor insanlar. Ben bir sigorta acentesine gitsem bana ilave bir işlem ücreti benden talep edecekler. Öyle bir şey yok. Ben bunu söylediğim zaman insanlar şaşırıyorlar. Size ne ödeyeceğiz diyorlar. Bir şey ödemiyorsunuz. Sigorta firmaları bize ödüyorlar. Sizin kendiniz yapmanızla bizim yapmamız arasında 1 dolar fark etmez. Aynı şeyleri sisteme girersek. Ama biz yaparsak, bir sigortacı yaparsa işin biraz triğini biliyor. Sizi daha iyi hani anlıyor. Nereden mesela şunu bilmiyor insanlar. Sigorta, araç sigortası yaparken araç sigortasından konuşuyoruz. Ev sigortanız varsa veya bir yerde renters kiracı sigortanız varsa araç sigortanızla aynı firmadan yaparsanız indirim alırsınız. Ondan sonra bir üniversite mezuniyetiniz genel sigorta firmaları sunar. İşte mühendisseniz, işte doktorsanız, işte CPA'lik olabiliyor. O tarz scientist mesela indirimler yapıyor. Türkiye'den mesela bir mühendislik diplomanız vardır ama Amerika'da yapmıyorsunuzdur. Fakat o sigorta firması engineering discount veriyordur. Onu bilmiyorsunuzdur siz. Ama bir sigortacı bunu bildiği için o firmadan uygular size. Yıllık 150 dolar save edebilirsiniz. Bu şekilde bir sigortacı işi bilenle yapmak çok önemli. Yani burada aslında kayıp zaten hiç yok. Danışarak yapılması veya işte uzmana yaptırılması. Belki kazanç ucu açık yani. Aynen Kârdan. öyle. Araç sigortalarında ben mutlaka her sigortada öyle insanlara tavsiye ederim. Sigorta acenteleriyle. Her köşe başında var Amerika'da sigorta acenteleri. Bulunmuş olduğunuz yerde çıkıp gidebilirsiniz, arayabilirsiniz. Burada da mesela independent agency ve captive denilen mesela bir sigorta firmasının sadece o sigorta firmasının acentesi yapan acenteler var. Ondan ziyade tavsiyem birden fazla sigorta firmasıyla çalışan independent denilen bağımsız sigorta acenteleriyle görüşüp çünkü onlar size çok farklı firmalardan teklif sunar. Bu konuda son olarak tavsiyeleriniz varsa alabiliriz. Benim sorularım bu kadardı. Evet, şey daha önce bahsettiğim gibi mutlaka minimumlarda tutulmak. Yani sigortaya verilen para insanları bazen acıtabiliyor. Çünkü dediğim gibi tutmuyorsunuz, görmüyorsunuz ama sigorta çok gerçekten çok önemli. Çok büyük talepler yapılabiliyor kazalar sonrasında. Minimumlardan kaçmak, aylık 5-10 dolar, 15 dolar neyse fazla verip iyi sigorta almak, sigorta alırken neyi aldığını bilmek, sigortanın teminatları içeriğini bilmek ve gerçekten uzman, işi bilen, güvenilir bir sigortacıyla çalışmak. Çünkü farklı bir size maliyeti yok. Bir de şey demiştiniz, ben onu da eklemek istiyorum. Benim başıma gelen bir olay. Şimdi ben bir sigortaya ödüyordum. Benim sigorta ücretimi aylık benim şeye geldi. Yani iki araç olunca fiyat arttı. Sonra arkadaşlarım vardı. Aynı sigortaya yeni geçtiler. Benim neredeyse yarısı kadar para ödüyorlardı. Araçlar da birbirine benziyor yani aşağı yukarı. Sonra aradım ben sigorta şirketini. Yani dedim ki niye bana böyle? Hani ben sizde bu kadar yıldır sizinleyim. Benim siz bu şeyde niye yararlanamıyorum? O arkadaşım yeni geldi. Mesela ona böyle bir şey yapıyorsunuz. Benim poliçemi de düşürür müsünüz diye. Yok dedi, o şeyimiz sadece yeni gelenlere, o kampanyamız. Yani ben dedim mesela ben sizde olmakla beni cezalandırıyor musunuz? Daha önce sizde bu kadar zamandır sizinle çalışıyor olmam benim için bir şey mi bu? Yani bu niye bir dezavantaj oluyor? Ben niye bu şeyden yararlanamıyorum? Bilemeyeceğim dedi. Şey yapmadı. Ay, tamam ayrılmak istiyorum dedim. Olur siz bilirsiniz dedi. Hiç şey yapmadı. Çok ilginç bir şekilde. Sonra başka bir firmayla yarı fiyatını anlaştım. Aynı şartlarda aşağı yukarı. Evet. Yani bu hani makas değiştirme özellikle sigorta şirketlerinde zamanı geldiğinde herhalde insanların çok rahat yapabilmesi gereken bir şey. Mutlaka bir de mesela yenileme teklifi gelir sigorta firmalarından bir ay öncesinde. Genelde araç sigortaları 6 aylık veya 12 aylık olur. Size teklif gönderir sigorta firması. Baktınız bir artış gördünüz. Sigortacınıza danışıp mesela bir artış varsa farklı firmadan teklif sunabilir. Aynı teminatlarda. Bir de o birden fazla sigorta firmasıyla çalışmanın da bu avantajı var. Bir A firmasından size sigorta yaptı, sigortalısınız. Yenileme teklifi geldi. Size bütün bilgileriniz onda olduğu için sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan size B firmasına aynı teminatlarla devam ettirir. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Çok fazla firmadan teklif alabildiği için.
Avantajları var yani.